Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar. Evet, geldik 2017'ye. 2017 yılı sevgili aslanların ve kovaların yılı diyebiliriz. Çünkü neden? Biz genelde astrologlar yıl içerisinde hangi burç üzerinde çok fazla tutulma etkisi varsa ve çok fazla transit geçişlerinden aldığı etki varsa biz o yıla damgasını o burçlar vuruyor diyebiliyoruz. Siz de 2017'nin şanslılarındansınız diyebiliriz. 2017 sizin yılınız ilan ederekten başlıyorum. 2016'yı biraz unutun. 2016'da yıpranmışlıklar, yorulmuşluklar, parasal ve finansal anlamda bazı konularda çok fazla taviz vermeniz gereken durumlar söz konusu olmuş olabilir. Yer değiştirmek istediğiniz, değiştirirken zorlanmış olabilirsiniz. Finansal anlamda kendinizi daha güvende hissedeceğiniz durumlar yaşamak istediniz belki. Bunlar biraz 2016'da sizi yordu. Birçoğunuz taşınma işlemlerini yerine getirdi. Birçoğunuz bunu tamamlayamadı. Bununla ilgili biraz özgürleşmek adına yaşadığınız konularda önemli deneyimler yaşadınız. Şimdi gelelim 2017'ye. 2017 en önemli gözümüze çarpan özelliklerini 10 Şubat Aslan Burcu'ndaki ay tutulmasıyla veriyor. Şimdi hemen o muhteşem ay tutulmasının size olan etkilerini konuşalım. Baktığımız zaman 2017 yılında ay tutulması etkisi ilk 10 Şubat esnalarında, 10-11 Şubat zamanlarına denk gelecek. Bu dönemde yaşayacağınız konular birebir ilişkilerinizle ilgili olacak. Yani birebir ilişkilerinizi çok fazla deneyimleyeceğiniz, hayatınızda olmasını istediğiniz kişiyle alakalı bazı konuları karar vermeniz gereken dönemleri yaşayacaksınız. Yani birçok aslan burcu eğer yalnızsa hayatlarına bir partner alabilirler. Evlilik kararı alabilirler. Evlenmeyle ilgili, evlerini değiştirmeyle ilgili özgürleşmek adına bazı kararlar verebilirler. İlişkileriyle ilgili özellikle. Şimdi büyük jenerasyon gezegenlerini de takip etmemiz gerekiyor. Jüpiter terazi burcunda 3. evinde olacak. Şimdi Jüpiter terazi burcunda 10 Ekim 2017'ye kadar bunun geçişini yapacak. Yani 10 Ekim 2017'ye kadar Jüpiter terazide yakın çevrenizden destekler görebileceğiniz, yakın çevre, kuzenler, dostlar, arkadaşlar, bunlarla ilgili bazı gelişmeler yakalayacağınız, Satürn yay burcundaki duruşuyla da sizleri bazı eğlence, yaratıcılık, sahne önü işleri, bunlarla ilgili konularda sizlere farklı gelişmeler ve farkındalıklar sunacak gibi duruyor. Önemli olan bir konu da birebir ilişkileriniz ve evlilikle ilgili, beraberliklerle ilgili kararlarınızı verme noktasında sizi tutabilir. Yani şöyle değerlendirin. Yalnız kalmak, yalnızlaşmak veya kendini tamamlama süreci. Yani yanınızda bir partnerinizin olması veya 2016 yılında ilişkiler anlamında arkanızda bıraktıklarınızla ilgili bazı tamamlanma süreci, yani bazı yüzleşmeler yaşamanız gerekebilir. O yüzden 2017 aslanlar için oldukça önemli ve bazı konuları fark etmeleri için gerekli bir yıl olacak. Çok daha önemli bir durumumuz Uranüs Koç burcunda, biliyorsunuz. Uranüs'ün Koç burcunda oluşu Satürn Uranüs desteğiyle sizlerin ilişki ve sevgi anlamında çevresel faktörlerinizle ilgili bazı konularda sizi değişim ve dönüşüme getirecek. Yani Satürn desteğini, Uranüs Satürn desteğini ve Jüpiter desteği almasından kaynaklı hayatınızda ilişkilerle anlamında çok önemli kararlar vereceksiniz. Ya da diyelim ki bir partneriniz var, evlisiniz veya ilişkiyle ilgili bir şey düşünmüyorsunuz. Bu bir çocuk sahibi olmak olabilir ya da çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili değişim ve gelişim, çocuklarınızın evlenmesi olabilir, çocuklarınızın dönüşüm yaşaması, onların birliktelik ve kuracakları yuvayla ilgili emek harcamanız, zaman harcamanız söz konusu olabilir. Bunun dışında
Kendi yaptığınız proje ve işlerinizle görünürlük kazanabilirsiniz. Bunları farklı bir pozisyona ve farklı bir dönüşüme getirebilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel şanslı fırsatlarınız olacak. Tabii ki bu 19 Mayıs dönemlerinde Satürn-Uranüs üçgeni kesinleşecek. Yani 19 Mayıs ve Mayıs ayı içerisinde özellikle diyelim. Bu dönemlerde sizler için çok önemli gelişmelerin söz konusu olacağı ve bu gelişmelerin yaşantınızda farklı yönlere sizi taşıyacağını, güzel fırsatların o dönemde çıkacağını deneyimleyebilirsiniz. Muhtemelen yaşantınıza yeni biri girebilir. Yeni bir ilişki olabilir, yeni bir projenin başlangıcı olabilir. Bunlarla ilgili güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve bunun dışında gelelim 21 Ağustos Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulmasına. Bu 21 Ağustos'ta yaşayacağınız güneş tutulması, bu da tam burada birinci evinizde gerçekleşecek. Yani burada düşünün, yıl içerisinde yaşayacağınız bir ay tutulması Aslan Burcu'nda olacak ve bir güneş tutulması olacak. Yani sizin burada tamamlamanız gereken bazı süreçler yaşamanız gerekiyor. Kimle ilgili? Birinci ev aksı, siz. Yani sizle alakalı konular. Sizi gerektiği kadar nerede ne yapmanızı söyleyeceğiniz kendinize, kendinizle hesaplaşacağınız, kendinizi değiştireceğiniz bir yıl geldiğinin mesajını veriyor. Çünkü birinci ev bizim öz kimliğimizdir, benliğimizdir ve Aslan Burcu'nda olacak, Güneş'in yöneticisinde olacak. Burada demek ki Aslan Burçlarının öğrenmesi gereken konu egolarına, kendi içsel duygularına önem vermeleri gereken bir yıl. Yani benlik duygusunu çok abartmadan, bunu iyi özümseyerek, motivasyonlarını koruyarak, insanlara daha fazla destek olarak, koruyup kollayarak bu dönemi güzel ve başarılı bir şekilde geçirmelerini Aslan Burçlarına tavsiye ediyoruz. Her şeyden önce Venüs'ün 25 Ağustos'ta birinci evlerine geçişi, yani Venüs'ün burada tekrar hareket etmesi, bu aksı olması, güneşle yükselenleriyle kavuşması ve burada bir güneş tutulmasının olması, onların daha fazla şanslarının ve fırsatlarının ön plana çıkacağı bir yıl olacağının da mesajını veriyor. Yani Ağustos ayı onlar için çok değişik, çok farklı. Bugüne kadar yaşamadıkları hisleri yaşatacak, güzel, kendilerine enerji verecekleri, yaratıcılıklarını konuşturacakları, projelerini ya da alım-satım işlemlerini gerçekleştirecekleri, olasılıkları siz hayat hikayenize göre değerlendirin arkadaşlar. Yani hayatınızda ne gerçekleşiyorsa bu hikayeyi siz ona göre yazın. Öngörülerinizi kendinize buna göre yapın, değerlendirin. Biz size ufak ipuçları veriyoruz. Buradan Satürn desteği alacağı için Yay burcundan Venüs Aslan'a geçtiğinde çok güzel kendi ışıltılarını fark edecekleri ortamda, kendi bulundukları iş ortamlarında, sosyal ortamlarında, bazı konularında, bazı önemli konularda kendilerini gösterebilecekleri güzel bir dönem. Ve bu yıl içerisinde 10 Ekim 2017 tarihinde Jüpiter'in Akrep Burcu'na geçişinde yaşayacaklar. Burada da aile ve taşınmayla ilgili, aileyle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Alım, satım işleri, ailenin sorumlulukları. Mesela belki birçok Aslan Burcu çocuklarıyla alakalı önemli değişim ve gelişimler yaşayabilir ve bununla ilgili bazı mal varlıklarını değerlendirme ve değişim dönüşüme gitme kararı verebilirler. Ve bazı ilişkilerini belki evlenme kararı verip taşınabilirler. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Yani Ağustos süreci sizin için sanki ikinci bir şans, ikinci bir fırsat, bir dönüşüm olacak. Yani ikinci yarı birinci yarıdan daha farklı olacak. 26 Şubat'ta, bu da çok önemli sizler için, 26 Şubat'ta Balık Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Yani Balık Burcu'nda yaşayacağınız güneş tutulması sizleri biraz daha ortaklık ve finansal konular, yani 2016 yılında yapamadığınız finansal anlamda ortaklıklarınız, geri planda kaldığınız konular, bunları bir daha bir gözden geçirin. Bu 26 Şubat döneminde gelen fırsatları bir daha bir değerlendirin. Bu fırsatları tekrar bir özümseyin, tekrar bir yerli yerine zihninizde yerleştirin.
Eğer bunu yaparsanız 26 Şubat'taki defteri ve hesabı 2016 hesabını kapatırsanız 2017'nin güneş tutulmaları sizlerde büyük farkındalıklar ve tamamlanmalar yaşatacak. Ve bu fırsatı en kısa zamanda değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü 2017 Satürn ve Uranüs desteğiyle, Jüpiter desteğiyle sizleri farklı enerjiye dönüştürecek, güzel projelerle ön plana çıkacağınız, parasal ve finansal konularda kendinizi özgür kılacağınız, özgürleşeceğiniz bir yıl olacağını düşünüyoruz. Biz de heyecanla sevgili aslanları takip edeceğiz. Mutlaka videomuzun altına kendi yaşantınızla ilgili deneyim ve tecrübeleri 2017 içerisinde paylaşabilirsiniz. 2017 yılı içerisinde gözümüz üstünüzde olacak diyebiliriz. Çünkü şaşanın, gösterişin, şöhretin, böyle sevginin, sıcakkanlılığın en güzel yanlarını yansıtan aslanlar için önemli ve farklı bir yıl olacak. Bu kova burçları için de geçerli olacak. Sizleri keyifle izleyeceğimizi sevgili aslanlar söyleyebiliriz. Mutlu, keyifli, güzel bir yıl geçirmenizi, finansal 2016 yılında finansal anlamda yapmış olduğunuz bazı hataları bu yıl yapmayacağınızdan ben eminim, siz de lütfen emin olun. Bazı ortaklıklarınızı da güzel bir şekilde gözden geçirin. Bunları yaptıktan sonra ve bunların önlemini aldıktan sonra, bu farkındalığa ulaştıktan sonra çok da sizler için zor bir yıl olmayacağını, keyifli bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Şimdiden mutlu, keyifli, güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz.